Değerli Mudanyalı hemşehrilerimiz, değerli İYİ Parti'ye gönül vermiş, Mudanya'ya, siyasetine yeniden bir soluk getirecek siz değerli aday adaylarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz. Onları da bir kez daha sizlerin huzurunuzda kutluyorum. İYİ Parti kurulduğu günden beri mücadelesine hiçbir şekilde yoğrulmadan, yılmadan, yıkılmadan milletten almış olduğu güçle 5 milyonluk bir oy potansiyelini her geçen gün üzerine artıraraktan bulunduğumuz koşullar içerisinde Türkiye siyasetine bir nevi yön vermeye aday bir parti ve iktidarın alternatifi bir parti. 31 Mart yerel seçimler öncesi herkes soruyordu, Mudanya'da ne yapacaksınız? Biz dedik ki Mudanya İl Belediyesi'ni biz İYİ Parti kadrolarına katmak Allah için gece uyumadan, gündüz oturmadan yolumuza devam edeceğiz dedik. Nitekim de bu şekilde de devam ediyoruz. 1 Aralık, 15 Aralık tarihler arasında açıklanan belediye başkan aday adayları müracaatları, meclis üyesi aday adayları müracaatları cumartesi günü açılmasına rağmen bugün pazartesi ve Mudanya'da 3 tane değerli arkadaşımız belediye başkan aday adaylığı için bize müracaatını yaptı. Siz de gönül derleri olaraktan onları yalnız bırakmadığınız için hepinize yine teşekkür ediyorum. Burada sözü fazla uzatmadan sözün sahibine vermek isterim. Onlar bize Mudanya'daki yapacakları en azından bir projelerden ve niye bu yola çıktıkları hakkında sözü önce değerli komutanımız, emekli komutanımız Önder Karabağ'a vermek isterim. İlçe başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, çok sevgili Mudanyalılar ve basınımızın değerli mensupları, hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Önce bayanları aslında öncelikle tanıyacaktık ama maalesef bizim partide farklı olaylar. Kura çektik aramızda. Sen mi yap, ben yap derken kura da ben çıktım. O konuda da yanlış anlamayın. Çok demokratik bir göstergesi bu. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Başkanım da söylediği gibi biz daha çok yeni bir partiyiz. Benim gibi birçoğumuz da siyasete yeni girdik. Ama bu kısa zamanda çok güzel bir uyum oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yönetim olarak da. Ve Mudanya'da da genel seçimlerde %15 gibi azımsanmayacak bir oy oranına sahip olduk. Mudanyalılara tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Ben genel siyasete girmeyeceğim. Çünkü benim düşünceme göre yerel seçimler, yani belediyeler siyasetin yapılacağı yer değil, hizmet etme yeri olarak düşünüyorum. O yüzden genel siyasete girmeyeceğim. Mudanya'mızı seviyoruz. Mudanya Türkiye'de en güzel yerlerden bir tanesi benim görüşüm ve öyle de. Burayla ilgili çok güzel düşüncelerimiz, projelerimiz var ve aday kim olursa olsun, bunu açık net söylüyorum, kim olursa olsun o projelerin hepsi ortaktır. O benim projem, bu benim projem diye bir şey yok. Kim olursa aday, hepimiz sonuna kadar arkasındayız. Ben, tanımayanlar vardır, ismim Önder Karabağ, emekli binbaşıyım. 98-2002 yılları arasında burada jandarma komutanlığı yaptım, garnizon komutanlığı yaptım. Bir dönem kaymakam ve yoklu kaymakam vekilliği yaptım. İşte köyleri olsun, Mudanya'mızın içi olsun, güzel yer olsun. Bildiğimi düşünüyorum her yeri. Köylerde çok sık gitmiştim. Mudanya'ya iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. İyi Parti olarak. Mudanyalılar da akıllı insanlar. Atatürkçü, cumhuriyetçi insanlar. Onlar da teveccüh gösterirse diğer yaptığımız görevlerin yanında belediyede de hizmet etmek isteriz. Tabii teveccüh Mudanyalıların. Ama kim olursa olsun bizim partimizden
aday. Onu destekleyeceğimi buradan söylüyorum. Ve diğer partiler olarak da onurlu ve güzel bir seçim havası geçirmemizi diliyorum. Ve buradan da belediye başkan aday adaylığımı açıklıyorum. Ve bunu destekleyen başta ilçe başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz, beni destekleyen, yolda önümü kesip aday olayan abilerimiz, ablalarımız var. Hayırlısı diyorum. İnşallah Mudanya'mız kazanır diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Onu sonda hepinizden böyle ayrı ayrı mısın? Bu anlamda. Önder abim kısa bir abi diyorum ben genelde. Hep, hatta çoğu zaman da enişte diyoruz. Aynı zamanda da Mudanya'nın eniştesi. Burada tanıyanları vardır. İbrahim Altay abimizin damadı o konuda. Bu sürece ilk başta çıkarken Önder abi de tanıştığımızda dedim ki nasıl yapıyoruz? Dedi ki yapacağız dedi, yapacak bir şey yok dedi ve binamız yoktu. Biz burada 11 Mart'ta ilçe kongresini aldığımızda bir kafede karar defterini imzalamak zorunda kaldık yönetim kurulunda. Hala da binamızı tutamamıştık. Yoktu yani, yer bu yoktu. Sonra Cenab-ı Allah yardım etti. İyi insanların işe yarayıp rast gidiyormuş ya. Bu bina bize nasip oldu. Şu anda almıyor. İnşallah 31 Mart akşamı da daha görkemli bu sokakları kapatırız. İnşallah. İkinci sözün sahibi Tülay Gül Hanım'a devretmek istiyorum. Kendisine teşekkür. Öncelikle Sayın İlçe Başkanım, çok değerli partili arkadaşlarım, sevgili Mudanyalı hemşerilerim ve kıymetli basın, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanım'ın liderliğinde ülkemize ve Mudanya'mıza artık bir kadın eli değmeli diyorum. Ve bunun için ben göreve hazırım diyorum. Biz kadınlar birçok alanda fark yarattığımızı kanıtladık. Mudanya'da da daha farklı kanıtla katma değerler sağlayacağımıza inancım tam. Mudanya'nın hak ettiği ölçekte uluslararası arenada tanınan gerçek kimliğine kavuşabilecek projelerle Mudanya'ya hizmet etmek istiyoruz. Biz hizmet için varız. Değerli rakibim Önder komutanımın da söylediği gibi bizim için kimin başkan olduğu önemli değil. Biz İYİ Partili parti olarak Mudanya'ya hizmet için varız. Hangisi başkan olursa olsun biz Mudanya'yı hak ettiği hüviyetine kavuşturmak istiyoruz. Bu turizm alanında olsun, ulaştırma alanında olsun, lojistik alanda olsun elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun için de hazır projelerimiz ve üzerine çalışmalar yürüttüğümüz ciddi aksiyonlarımız var. Umuyorum ki artık Türkiye 16 yıldır yaşadığı bu karabasandan bir an önce kurtulur ve yeni ufuklara hep birlikte, iyilerle birlikte Mudanya'da yeni ufuklara yol açar. Hepimiz amacı bu ülkeye ve bu şehre, Mudanya'ya hizmet etmek. Mudanya'nın en önemli sorunlarından bir tanesi bana göre doğası, katledilen doğa. Tamamen çakık yapılanmayla, betonlaşmayla güzeli Mudanya katledildi. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biz iyiler, iyi partililer olarak bu alanda bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunu geliştirmek istiyoruz. Ama en önemli hedef tabii ki Mudanya halkının huzur içinde rahat her yere ulaşabileceği, her alanda modern yaşam, modern hayatın yaşam şartlarına ulaşmasını sağlamak. Bunun için elimizden gelen her çabayı sarf etmek istiyoruz. Sadece insan değil, hayvanlarımızın da bu ilçede maalesef çok kötü durumda olduğunu biliyoruz. Doğayı ve hayvanları da ki bu da bize Allah'ın bir emanetidir. Bizim de bunlara gereken saygıyı, özeni ve şefkati göstermemiz lazım. Bu bağlamda bir bütünleşik olarak Mudanya'ya daha iyi hizmetlerle, daha iyi insanlarla hizmet etmek istiyoruz. Bir kadın olarak ben de buna hazırım. Ben çok fazla Mudanya'da daha çok gelen seçimlerde görev aldım ama 22 yıldır Mudanya'da yaşıyorum. İsmim Tülay Gül. Ben de emekli lojistisyenim. Özel sektörden emekli oldum. Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevliyim devam ediyor. Ama en büyük hevesim siyasetti. Bu fırsatı bana tanıyan
Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. İyi Parti'ye de aynı şekilde. Ve sizlere de inşallah hep birlikte çok güzel şeyler başaracağız. Teşekkür ediyorum. Önder Bey ve Tülay Hanım kurucu ilçe yönetimimizdi. Başka yerlerde görevlerini üstlenmişlerdi. Yine kongre sürecinde de aynı şekilde yönetimimizdeydiler. Ve bu yeniden yapılanma süreci dediğimiz ilçe başkanlığı, il başkanlıklarının istifasından sonra yine biz ilçelerde de bir revizyona gitmiştik. Bunun da sebebi yaklaşan yerel seçimler öncesi kadroları dinamik tutmaktı. Kadroları yenilemekti ve bu şekilde belediye başkan aday adaydı. Meclis üyesi aday adaylığı düşünen arkadaşları dedi ki ilk başta yola çıkartalım da erkenden onları da yolumuzu ayıralım. Yarın olduğu zaman biz ayrılalım edelim derken seçimler yaklaşırken yönetim mi kuralım, başkanın peşinden mi koşalım gibi duruma düşmemek için bunu biz erken yol aldık. Sözümüzün diğer sahibi Erkan Bey. Erkan Bey de Mudanya siyasetinde tanıyorsunuzdur. 2014 seçimlerinde Demokrat Parti'den Mudanya Belediye Başkan adayıydı. Aynı zamanda kendisi de adaydı. Aynı zamanda İYİ Parti il başkanlığı kurucu yönetimindeydi. Yanlış hatırlamıyorum. Kurucu üyesiydi. Bu sürecin içerisinde o da İYİ Parti'ye dışarıdan değil, yani içerimizden gelen biri. Sözü biraz sahibine bırakalım. Onu da dinleyelim. Teşekkür ederim değerli başkan. Öncelikle herkesi bu güzel atmosferde iç içe görmekten dolayı gerçekten onur duydum. 2014 yılı içerisinde Mudanya Belediyesi'ne adaylık döneminde 47 tane mahallemizde çalışmalar yaptık. Ve bu yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde insanların sevgisiyle, insanların muhabbetiyle, insanların güzel yaklaşımları karşılaştık. Ve bu dönem içerisinde Demokrat Parti geçmişinden gelen bir belediye başkan adayı olduğundan dolayı da biliyorsunuz Demokrat Parti ve İYİ Parti süreç içerisinde birleştiler ve Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bir güç akımı haline geldiler. Ve biz bu süreç içerisinde Bursa İl Kuruculuğu görevi içerisinde yer aldık. Ama daha öncesi Meral Hanım'la birlikte, Sayın Genel Başkanımızla birlikte hayır programları içerisinde çalışmalar yaptık. Türkiye genelinde. Ve yaklaşık 3 ay kendisiyle birlikte çalışmalar içerisinde yer aldık. Ve bu süre içerisinde yer geldi, gün geldi, dakika geldi, bizleri kilitlediler. Otelleri almadılar. Konuşmalar yaptırmamızı engellediler. Ve böyle bir süreç içerisinden bir sorumlu, yapılı insanlarla karşı karşıya geldik. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiyle Türkiye Devleti Cumhuriyet'tir. 1924 Anayasası'nın 1. maddesi. Türkiye Devleti Cumhuriyet'tir değerli arkadaşlar. Ve bizler de bu cumhuriyete sahip çıkmak için burada varız. Ve bunları sizinle birlikte tekrardan olgunlaştırmak için var olduğumuzu bilmekteyim. Sayın İlçe Başkanımın değerli düşünceleri, fikirleri hepimiz için çok önemli. Biz burada her şeyden önce aileyiz. Değerli belediye başkan aday adayı arkadaşlarımızın daha çok olmasını talep ediyoruz. Çünkü ne kadar çok olursa o kadar çok güçlü bir akım haline gelebiliriz. Ve Mudanya 2019 yılında belediye başkanlığını Allah nasip ederse her şeyden önce Yüce Rabbimize inanıyoruz. Sonra Mudanya halkına inanıyoruz. Teşkilatımızla birlikte güzel çalışmalar içerisinde yer alacağız. Kadınlarımız her şeyin başında, her örgütlenmenin başında gelen kadınlarımızla birlikte yer alacağız. Kıymetli eşim de kendisini de böyle almak istiyorum. Yaklaşık 2 ay içerisinde biz eşimizle ev ev gezinmelere başladık. Kadınlar gününe katıldık. Çeşitli sivil toplum kuruluşları görüşmelerimizi yaptık. Her şeyden önce beni destekleyenlerden birisi de değerli hanımefendi arkanızda Hürriyet Hanım, Hürriyet Aslıkar ablam bize bu süreç içerisinde destek verdi. Sağ olsun, sağ olun. İYİ Parti içerisinde değerli abim Ünal Baykar abim bu süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmadılar. Ya, destek verdiler. Teşekkür ederiz. Sayın Hüsnü Pıtırlı ablam Demokrat Parti geçmişinden gelen ve bizim ekibimizle birlikte çalıştığımız çok değerli kıymet verdiğim bir ablamdır. Sağ olsunlar. Ve Mudanya'da
İyi Parti süreci içerisinde bu süreci taçlandırma dönemini başlatmış durumdayız arkadaşlar, değerli büyüklerim. Ve bunu biz hepimiz güzellikle, sevgi ve saygıyla yapacağız bunu. Aşk ile başlıyoruz. Selam ve sevgilerimle diyorum. Sağ olun. Üç değerli adayımızı buradaki yapmış olduğu konuşmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Mudanya'mızda değişmeyen bir gerçek de vardı. Aslında bizim Mudanya'da İyi Parti'yi tanıtmamızdaki en büyük rolü değerli yerel basın mensuplarımız. Onlar için sizden bir alkış talep ediyorum. Gerçekten bizi yukarıdan gelen bir baskıları hiçbir şekilde boyun eğmeden her platformda bizi desteklediler. Yine burada yanımızdalar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu akşam biraz da özel olaraktan dedik ki, meclis üyesi aday arkadaşları da, aday adayı arkadaşları da dedik ki, onları da tanıtalım. Burada en başta bayanlardan başlayalım burada. Buyurun Özlem. İyi akşamlar. Ben Öznur Yılmaz. 20 yıllık bir muhasebe geçmişim var. Şu an çalışmıyorum. Tamamen partiye adadım kendimi. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bu taraftan başlayalım Asım Bey. Merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İsmim Asım Şahin. Çiftçilik uğraşıyorum. Çağrışan'da ikamet ediyorum. Başkanımız sayesinde bir partide ilk defa görev alıyorum. Kendisine ve ekip arkadaşlarıma, başkan aday adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. Siz sayın basın mensuplarına teşekkür ederim. Bütün halkımıza çok teşekkürler. Her şey için sağ olun. Osman Bey, adım Osman Özbay. 1990'da Malatya'dan Mudanya'ya taşındım ve burada büyüdüm. Yaklaşık 20 senedir Mudanya'da esnaflık yapmaktayım. Şu an bir spor salonunda işletmeciyim ve aynı zamanda antrenörüyüm. İyi Parti kurulduğunda biz de iyi insanlar kervanına katılalım dedik ve Mudanya'dan yürümek istediğimiz yola. Partimizin kurucu üyesiyim. Teşkilat başkanlığı yaptım. Şu anda da meclis üyeliğine adaylığımı yapıyorum. Herkese başarılar dilerim. Efraim Bey, buyurun. İyi akşamlar. İsmim Efraim Pala. Mudanya doğumluyum. 26 sene özel sektörde çalıştıktan sonra emekli oldum. Siyasete daha önce hiç girmedim. Bu ilk deneyimim olacak. Kendime daha yakın hissettiğim, kendimi ifade edebileceğim bir siyasi grup var burada. Birçok projelerimiz olacak inşallah. Yani Mudanya Belediye Yönetimi'ne adayız diyebilirim. Bir de emekli okul müdürümüz Nurhan Hanım. Merhabalar, Nurhan Piliçer, Bursa doğumluyum. Şu anda Mudanya'da ikamet ediyorum. 30 yıllık bir kamu yönetimi eğitimcilik, okul müdürlüğü, öğretmenlik, tüm eğitim alanındaki çalışmaları yaptıktan sonra emekli oldum. Siyasetle hiç alakam yoktu ama Meral Hanım'dan o kadar çok etkilendim ki ben de bir kadın hareketi olarak bir kadının arkasında olmalıyım dedim. Seçimlerde Mudanya'da çalıştım, bütün Bursa'da çalıştım. Ve burada her şeyin çok iyi olduğunu, Bursa'da da çok iyi olduğunu görüyorum. Biz lideriz Bursa olarak. Bu liderleri, liderliği de devam ettireceğimize inanıyorum. Mudanya olarak belediye seçimlerini alacağımıza inanıyorum. Hepimiz inşallah yine yürekten çalışacağız ve çok güzel şeyler yapacağız. Hepimiz iyi olacağız, Türkiye'yi de iyi yapacağız. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için, bizi bu gecede yalnız bırakmadığınız için. Mudanya'daki sıkışan bir siyaset var. Mudanya'da bir kavga ortamı var. Bugün halktan kopuk bir belediyecilik anlayışı var.
halkın değerlerine sahip olmayan bir belediyecilik anlayışı var. İktidar Partisi'nin Mudanya'ya 5 yıl boyunca unuttuğu bir Mudanya var aslında fotoğrafın içeriğinde. Baktığınız zaman diyecek ki büyükşehir bizi Mudanya'da çalıştırmıyor diyecek. Çalışma sahanız belli. Ana yollar. Bugün ana yolların hepsi bozuk. Asfalt dökülüyor, ardından kazılıyor, tekrardan asfalt dökülüyor. Bunun parası yine bizim cebimizden çıkıyor. En basitinden her yürüdüğümüz kordon. Bunun hesabını çıkıp kim verecek? Bu vebelle kim yaşayacak? Yani bu çünkü siyasi atmosferde diyorlar ki biz bunu yapmadık, Sayın Altepe'nin suçuydu. Siz de yönetimindeydiniz, beraber onayladınız, beraber meclisten geçirdiniz, bütçeyi beraber yayınladınız, bütün her şeyin altına beraber imza attınız. Niye suçlu bir kişiyi günah keçisi yapıyorsunuz? Hepiniz suçlusunuz ama suçu kabul eden yok. Suç bir kişide, o da görevden alındığı için. Bugün tarım sektörü kan kaybediyor. Emeklilerimiz kan kaybediyor. Normal şartlarda emekli maaşının en aşağı 2,5 milyar olması lazım. 2500 lira olması lazım. Ama 1600 lira. Bundan 2002 yılında 15 yıl önce gidersek Sayın Cumhurbaşkanı çay simit hesabı yapıyordu. Biz her gün çay simit hesabı yapıyoruz. Yine bu işlerin içerisinde çıkamıyoruz. O yüzden yerel seçimler 31 Mart yerel seçimleri Türkiye'nin aslında iktidardan kurtulma bir nefes alma zamanının geldiğini işaret ediyor. İstanbul Belediye Başkanı görevden alındı. Hiçbir şekilde soruşturma yok. Ankara görevden aldı. Soruşturma yok. Bursa görevden alındı. Soruşturma yok. Balıkesir görevden alındı. Soruşturma yok. Adam ağlayarak gitti ya. Ağladı yani. Koltuğu bırakırken ağladı resmen. Ama kimse sorumlusu yok. Yaklaşan yerel seçimler içerisinde diğer aday adayı olacak arkadaşları da canı gönülden hepsini başarılar diliyorum. Biz eşitlik ilkesine inanan ve o değerlere sahip olan bir partiyiz. Evet. Yönetim kadrosunda da her zaman ben hep şunu söylemişimdir yönetim toplantımızda. Eşitlik ilkesi vazgeçilmezimiz. Burada adil bir şekilde ve kucaklayarak, ayrıştırmadan, bölüştürmeden bir Mudanya yaratmak için önce içimizde ablonun önünü süpürmemiz lazım. Biz bugün ilk adım ataraktan meclis üyesi aday adayı arkadaşlarımıza ve belediye başkan adayı arkadaşlarımıza hep beraber aynı çatı altında buluşturduk. Ve bundan sonraki aday adayları arkadaşları da aynı çatı altında buluşturacağız. Ayrımcılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. İyi Parti içerisinde bu olmayacak. Ve bu genel başkanımızın da kesin talimatıdır bu konuda. Ayrıştıran varsa hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayın. Yani isterse size bulunduğu vilayeti versin. Ama ayrıştırma olmayacak. Zaten ülke yeterince ayrıştırıldı. Bütün arkadaşlara tekrardan başarılar diliyorum. Siz değerli katılımcılara hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Cümleten iyi akşamlar. Burada bir basınlar.